Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip eden herkese selamlar. Yerli 40 mm deniz topu görücüye çıkıyor. Bursa merkezli Saver İleri Savunma Teknolojileri tarafından geliştirilen, 40 mm kalibreye sahip çift namlulu deniz topu Kaan Saha Expo 2022'de ilk kez tanıtılacak. 40 mm Kaan deniz topu, Türk donanmasının yüzer platformlarının hava savunma kabiliyetlerini yerli sistemlerle karşılayabilmek amacıyla geliştirildi. Şu an Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde bu sistemin karşılığı olarak çok sayıda otomalere yapımı 40 mm Dardo Kviz sistemi bulunuyor. 40 mm Kaan deniz topu, Türk donanmasının yüzer platformlarının hava savunma kabiliyetlerini yerli sistemlerle karşılayabilmek amacıyla geliştirildi. Şu an Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde bu sistemin karşılığı olarak çok sayıda otomalere yapımı 40 mm Dardo Kviz sistemi bulunuyor. Otomalere yapımı 40 mm Dardo Kviz sistemi Kılıç 1 ve Kılıç 2 sınıfı hücum botlarda, Rüzgar sınıfı hücum botlarda, Doğan sınıfı hücum botlarda, Yıldız sınıfı hücum botlarda, Tuzla sınıfı karakol botlarında aktif olarak hizmet vermektedir. Bunun yanında Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait güven sınıfı sahil güvenlik korvetlerinin burun kısmında da bu toplar yer almaktadır. Saha Expo'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda topun özelliklerini içeren infografik de yer aldı. Bu kapsamda sistemin dakikada 300 atış yapabildiği, 12.500 metre menzile ve 7.377 kilogram ağırlığa sahip olduğu aktarıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve Makine ve Kimya Endüstrisi, anonim şirketi ile birlikte geliştirilen 76-62 mm milli deniz topunun ilk test atışı geçen sene Aralık ayı başında yapılmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile katıldığı Karapınar'daki test atışı başarıyla gerçekleşmişti. Törene video mesaj ile katılan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 76-62 mm milli deniz topunun envantere girmesiyle deniz kuvvetleri daha güçlü ve etkin bir hareket kabiliyetine kavuşacaktır, açıklamasını yapmıştı. Bakan Akar'da savunma sanayisinde yerli ve milli üretimin tercih değil zorunluluk olduğunun altını çizerek, başarabiliyoruz, yapabiliyoruz ve yapacağız şeklinde konuşmuş ve ardından deniz topunun ilk atış talimatını vermişti. Test atışlarının ardından milli deniz topu, kara atışlarını başarıyla tamamladı. 60 saniye içinde 80 atış yapabildiği testlerde ortaya konulan milli deniz topu, diğer testleri için gemiye çıkmıştı.